Anadolu Ajansı'na enerji terminalini kurduğu için, böyle bir program düzenlediği için kutluyorum. Gerçekten Türkiye'nin aslında bu tip programlara çok ihtiyacı var. Çok yerinde ve zamanlaması da çok önemli diye buluyorum. Kutluyorum Anadolu Ajansı'nı ve sizleri. Türkiye'de ilk ticari hidrojen üretimi nerede olur dediğimizde şu an bazı projeler var. Yani şu an aslında hidrojen üreten şirketler de var. Biz dernek olarak da ilk hidrojen üretme noktasında biz de adımımızı attık. Marmara OSB ile bir işbirliği anlaşması imzaladık. Burada hidrojen Ar-Ge ve üretim merkezi yapıyoruz. Öncelikle Marmara OSB'nin kendi iç ihtiyacını, hidrojen iç elektrik ihtiyacını, enerji ihtiyacını hidrojenle karşılamak. Bunu hedefliyoruz. Tabii ki Güney Marmara Hidrojen Vadisi yine bir üyemizin ortaklığında hidrojen vadisi oluşturuldu. Burada da küçük çaplı olsa bir üretim de var. Ve esas ticari anlamda üretimleri belirleyecek olan noktada 2026 SKDM dediğimiz sınırda karbon düzenleme mekanizması hayata geçmesi öncesi, özellikle bazı sektörlerde demir, çelik başta olmak üzere alüminyum, elektrik ve çimento sektörleri, bu sektörlerde özellikle Avrupa Birliği'ne yapılacak ihracatta kullanılan enerji kaynağına göre, ki eğer bu yeşil kaynaklardan sağlanıyorsa, enerji kaynağı olarak üretilen kaynak yeşil yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyorsa, bu sınırda karbon mekanizması tabi tutulmayacak. Yani ilave vergi alınmayacak. Ancak fosil yakıtlardan üretilen bir elektrikle bu üretimler yapılmışsa, onlar için ciddi bir vergi yükü var. Ve bunun için başta demir çelik sanayi olmak üzere bu sektörlerde hidrojen yatırımı alanında somut ilerlemeler var, adımlar var. Tabii şu an henüz hayata geçmiş değil ama önümüzdeki 2 yıl bu alanda çok fazla sayıda hidrojen üreticisinin ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. Şu an sanayici yatırım yapmaya her türlü maddi kaynağa sahip ve elektriği zaten tüketen, ihracat yapan sanayicimiz bunu bekliyor. Bu anlamda bu bölgelerde biz bu kısıtların dışında da sistemden bağımsız sadece hidrojen üretmek için çiftlikler de yapabiliriz. Hidrojen çiftlikleri. Yani diyelim ki bir rüzgar santrali var. Sisteme iletim network'üne bağlı değil. Bir bağımsız ada şeklinde siz de orada ürettiğiniz elektrikle hidrojen üretip hidrojeni depolayıp iletebilirsiniz tüketim yerlerine. Aynı zamanda yine güneş santralları içinde benzer şeyleri söyleyebiliriz. Bu bir anlamda şu anki sıkıntıyı da aşabilecek bir durum. Tabii ki burada karşımıza çıkan nokta hidrojeni kim alacak noktası. Yani bir anlamda işte alıcı ve satıcı bir araya gelecek ki bir piyasa oluşsun. Bu anlamda yine biliyorsunuz içinde bulunduğumuz yıl Avrupa Hidrojen Bankası bazı ihaleler gerçekleştirdi. Hidrojen üretme potansiyeli olan insanlarla hidrojen ihtiyacı olan şirketler bir araya geldiler ve buradaki üretim ve tüketimdeki fiyat farkını Hidrojen Bankası sübvanse etti. Bu anlamda 4 ülkede 7 proje hayata geçirilecek ve ilk defa da böylece bir piyasa oluşturma yolunda da önemli bir adım atılmış oldu. Biliyorsunuz geçen ay, yani Temmuz ayı başında aslında Almanya'da Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri vardı. Milli takımla birlikte ben de buradaydım. Tabii maçlar dışında, milli takımın faaliyetleri dışında aynı zamanda Almanya'da hidrojen konusundaki gelişmeleri takip etmek için bir program hazırlamıştık. Biliyorsunuz Almanya Avrupa Birliği'nde
yenilenebilir enerjinin lideri. Kuzey Renvesfalen eyaleti de Almanya'da yenilenebilir de, lider konumda. O eyalette ilk ziyaret ettiğimiz Hydroverse diye bir program, bir kongreye katıldık. Kongrede yüzlerce startup, yani dünyanın her yerinden, Çin'den Amerika'ya kadar, hidrojen üretiminde verimlilik, maliyeti düşürme, iletimde güvenlik, pek çok alanda startuplar kendilerini tanıttılar, gösterdiler. Fon arayışı da bulunuyor orada ve dünya çapındaki yatırımcılar da orada ve hidrojen konusundaki yatırımlara katkı sağlamak üzere bulunuyorlardı ve gerçekten muazzam bir ilgi orada gördük.